Peki, az önce hocam bahsettiniz, hemoroid hastası olanlar beslenmelerine dikkat etmeli dediniz. Biraz daha Akdeniz mutfağı ve Ege Evet. mutfağından beslenme, çünkü Evet. zeytinyağlı beslenme dediniz. Ama maalesef bizde de bu hamur işi kültürü olmazsa olmaz. Evet. Peki, hemoroid hastalarımız nasıl beslenecekler? Neler tüketecekler? Dediğiniz gibi hem hamur işi hem bir de çiğ köfte. Bizim Evet. ülkemizin, ben de çok severim ayrıca ama ülkemizin yaygın şeyi, sorunlarından biri. Yani demeyeyim de lezzetle ilgili. Şimdi Akdeniz usulü beslenmenin temelinde yatan şey peyniri, yeşillikleri. Evet. Ege dediğiniz gibi işte İzmir otları bilmem ne falan filan. Bunlar İtalya, Yunanistan falan bu kıyı bölgelerindeki popülasyonda hemoroid sorunu azdır. Çünkü zeytinyağlı beslenme yumuşak büyük abdeste çıkmayı getirir. Biz de zeytinyağından çok zengin bir ülkeyiz. Biraz doğu tarafında zeytinyağı çok fazla kullanılmıyor ama diğer bölgelerde daha yaygın. Bu da çok önemli bir şey. Dediğiniz gibi hamur işi ve işte çiğ köfte ya da acı, baharatlı, turşu, ekşi bunlar kabızlığı getiriyor. Çok acı yemek bu sefer hemoroidlerin genişlemesine de neden oluyor. Bunlardan da uzak durmak lazım. Özellikle beslenirken selülozlu beslenmek lazım. Yani kepekli ekmek yemek, ince yapraklı sebzelerden ağırlıklı beslenmek lazım. Ne bileyim roka, semizotu, Akdeniz kıvırcığı gibi ince, böyle çok kalın yapraklı değil de güzel salatalar ve meyveleri bütün yemek lazım. Hani suyunu muyunu sıkarak değil, lifleriyle beraber tüketmek lazım. Posasını mutlaka Evet, yiyeceğiz. bir de yürüyüş. Yürüyüş yapılması lazım ki bağırsaklar çalışsın. Ve sıvı tüketimi hocam. Ay evet. Dur, unuttum onu. Sıvı tüketimi lazım ki bağırsaklar yumuşasın. Evet, yani yediğimize, içtiğimize her şeye dikkat edeceğiz. Evet. Ve genelde de böyle organik gıdaları da tercih etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Hem sağlığımız için hem kanser riskini ortadan kaldırmak için organik beslenmek çok şart.